Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Emekli maaşlarına Temmuz ayında ne kadar zam yapılacağıyla ilgili meraklı bekleyiş sürüyor. Enflasyondan kaynaklı maaşlara güzel bir oranda zam yapılmasını bekleyen emekliler 6 aylık enflasyon farkının yüzde kaç olacağını araştırıyor. Yılda iki kez toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkına bağlı olarak zam alan emekler Temmuz zammı için refah payı verilip verilmeyeceğini sorguluyor. Peki emekli maaşı Temmuz zammı ne kadar? Yüzde kaç olacak? Her yıl iki kez Ocak ve Temmuz dönemlerinde maaşlarına zam alan emekler 2024 yılının ilk 6 aylık dönemi için yüzde 49.25 oranında maaşlarına zam almıştı. Ocak, Şubat, Mart ve Nisan ayları için açıklanan enflasyon verisiyle birlikte 4 aylık enflasyon verisi dikkat %18.72 olarak açıklandı. Böylelikle emekliler Nisan ayı itibarıyla dikkat %18.72 enflasyon farkını yani maaş zammını şimdiden hak etmiş oldular. Son yapılan Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketine göre 6 aylık enflasyon %25.46 olarak hesaplandı. Bu hesaplamalar Temmuz ayında açıklanacak olan Haziran ayı enflasyonuyla aynı doğrultuda gelirse eğer emeklerin alacağı zam oranı enflasyon farkına bağlı olarak %25.46 olacak değerli izleyicilerimiz. Peki emekliye refah payı gelir mi? Geçtiğimiz haftalarda konuya ilişkin gazetecilerin sorularını cevaplayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan, şu anda bunu konuşmak için çok erken. Bunun için Temmuz ayını bekleyelim demişti değerli izleyicilerimiz. Bu konuşmadan da anlıyoruz ki Çalışma Bakanı Vedat Işıkan refah payının önünü kapatmış değil. Tabii ki %25 oranında bir zam yapıldığında emekli vatandaşlarımızı bu tatmin eder mi? Tabii ki zor görünüyor. Çünkü 10 bin lira alan bir emekli vatandaşımızın maaşı 12.500 liraya çıkacak ev kiralarının yüksek olduğu, et fiyatlarının yüksek olduğu, market fiyatlarının yüksek olduğu bir ortamda maaşın 10 bin liradan 12 bin 5 liraya çıkması tabii ki tatmin edici olmayacaktır. O nedenle emekli vatandaşlarımızın beklentisi seyyanen bir zam veya tatmin edici bir refah payının olması Değerli izleyicilerimiz gelişmeler oldukça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. O nedenle kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. Videomuzun beğen tuşuna basarsanız memnun oluruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalınız çok değerli izleyicilerimiz.